Tabii ki. Adım Azra Sarı. Üniversite 1. sınıftayım. Beslenme ve diyetetik okuyorum. Sporcu beslenmesi üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. Milli sporcuyum. 3-4 yıldır aktif olarak milli takımdayım. Bilek güreşi sporuyla uğraşıyorum. Çoğu için bilinmedik bir spor ama benim tüm hayatım onun üzerine kurulu. Efendim, spora nasıl başladınız? Neden bilek güreşini tercih ettiniz? Evet. 11 yaşından öncesinde farklı spor branşları denedim. Jimnastik, karate falan filan. Ve bunlar pek hoşuma gitmedi açıkçası. Kendime ait bir spor istiyordum. Kendime ait hissettiğim bir spor istiyordum. O yüzden bilek güreşini duyduğumda, yani oturduk babamla sporları araştırıyorduk beraber. Muhabbet ediyorduk yani. Babam dedi ki, bilek güreşine başlamak ister misin dedim. Böyle bir spor varmış dedim. Dedim nasıl ya dedim böyle. Hani bu spor mu gerçekten dedim. Ve oradan başladım yani. Sonra da bırakamadım. Gerçekten bağımlısı oldum yani. Kendimi oraya ait hissettiğim için bırakmak istemedim yani. En son ülkemizi temsil ederek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu oldunuz. Evet, Dünya Şampiyonu. Biraz duygu ve düşüncelerinden bahseder misiniz? Ya yıllardır hayalini kurduğum bir olay gerçekleşti. Gerçekten ben de şok oldum. Yani şok olmadım da biliyordum olacağımı. Çünkü 2019'da dünya ikincisi oldum. Kaçırdım, çok ufak bir farkla kaçırdım birinci olmayı. O yüzden olabilitesini biliyordum tabii ki ama gerçekten o heyecanı anlatamam yani. Çok farklı bir duygu, çok farklı bir his ve oraya çıktığımda gözüm doldu, kürsüye çıktığımda bacağım titredi falan. Öyle. Peki ilerleyen zamanlardaki hedefleriniz ne? Yolunuza nasıl devam edeceksiniz? 8 yaş altında dünya şampiyonu oldum. İleriki günlerde 21 yaş altında yarışacağım bu yıl. 21 yaş altında da dünya şampiyonluğu istiyorum. Artı dünya şampiyonası bu yıl Türkiye'de olacak, Antalya'da. Dünya şampiyonası Türkiye'de temsil edeceğim için tekrardan birinciliği bırakmamak istiyorum. Yaklaşık olarak kaç tane madalyanız var? Biraz ödüllerinizden bahsedelim. Tabii ki. Ya çok fazla madalya var. 25'ten daha fazladır büyük ihtimalle. Odamın bir kısmı zaten benim spor salonu. Karantina döneminde baktım böyle olmayacak. Bir de tam 2019'da ben dünya ikincisi oldum. Birden karantinaya girildi ve karantinaya girince ben bayağı depresif bir şekilde hayatıma devam ettirdim. Çünkü dediğim gibi çok birinciliği çok ufak bir şeyle kaybettiğim için, faal yaparak kaybettiğim için yediremedim kendime. Ve dedim nasıl antrenman yapamayacağım ben ya dedim. Kendime sponsor buldum. O sponsorlar sayesinde odamın yarısını spor salonuna çevirdim. O kısımda da madalyalarım asılı. Bildiğin 3 tane plaket tarzı bir yer var. Orada da bir sürü madalya var. 25'ten fazla büyük ihtimalle. Bunların içinde liseler arası yarışmalar var. Ankara içi yapılan bilek güreşi yarışmaları var. Onun dışında liseler arası Türkiye yarışmaları, bölgesel yarışmalar da dahil. Türkiye yarışmaları da var. Şu an Türkiye'de 3 tane altın madalyam var. Yani 3 kere Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah 4 diyeceğim bu yıl. Öyle. Peki sizden sonraki gelen nesillere tavsiye eder misiniz? Onlara verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Bilek güreşi her yerde yapılabilecek bir spor. 2 kişi olmanız yetiyor. O yüzden kesinlikle. Bir de atalarımızın sporu yani güç sporu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle kızlara tavsiye ediyorum. Öyle bir ön yargı var maalesef işte güç sporu kızların yapması mı falan diye. Tam tersi kızlar bu işte daha iyi. Çünkü kızlar, ben kızım ve kızlarla yarışıyorum. Erkekler de erkeklerle yarışıyor. Yani öyle bir durum olmadığı için kızlar daha kıvrak yani Türk kızları olarak. Zeka olarak daha öndeyiz yani. Bilek güreşinde kızlarda daha öndeyiz dünyada. Şunu eklemek istiyorum. Türkiye'de sporculara maalesef olimpik ve olimpik olmayan diye ikiye ayırıyorlar. Ve olimpik olmayanlara değer verilmediğini düşünüyorum. Daha fazla değer verilmesini buradan talep ediyorum sadece. Teşekkürler.